Beyzavi, müfessir, Eş'ari kelamcısı ve Şafii fakihi. Kadi Beyzavi, bugün İran sınırları içerisinde bulunan Şiraz yakınlarındaki Beyza'da doğdu ve çocukluğu orada geçti. Beyzavi'nin üst soyunda çok sayıda alim, müderris ve kadı bulunmaktadır. Babasının kadılık görevi gereği ailesiyle birlikte Şiraz'a gitti ve hayatının çoğunu burada Salgurlular himayesinde geçirdi. Moğol istilasına uğramamış olan Şiraz istiladan kaçan alimlere sığınak teşkil ettiğinden Beyzavi burada geniş bir ilmi çevre buldu. Kadil Kudat olan babasından icazet aldıktan sonra Şiraz'daki alimlerden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Babasının vefatından sonra Fars emiri Abaka tarafından Şiraz Kadil Kudatlığına tayin edildi. Beyzavi bu görevi yanında bir taraftan da talebe yetiştirdi. Beyzavi kısa bir dönemde olsa Moğol devletinin baş şehri Tebriz'de yaşamıştır. İlim meclislerindeki münazaralarıyla büyük bir şöhret kazandı. Çağdaşlarından İbn Mutahhar el-Hilli ile yazılı münazaralarda bulundu. Bölgedeki dengelerin bir gereği olarak kadılık görevinden azledilince Hicri 681'de miladi 1282 yılında Tebriz'e gitti. Vezirin huzurunda icra edilen bir ilim meclisindeki başarısından dolayı görevine iade edildi. Ancak Beyzavi, sohbetlerine katıldığı Şeyh Muhammed el-Kütahtai'den etkilenerek görevinden ayrıldı. Tebriz'de telif faaliyetlerini sürdüren Beyzavi, Şevval 691, Eylül-Ekim 1292 tarihinde vefat etti. Beyzavi, Envarü't-Tenzil ve Esrarü't-Tevil adlı tefsiri, Tevali'ul-Envar adlı kelam eseri, Minhacü'l-Vüsul ile İlmi'l-Usul adlı fıkıh usulü eserleriyle kendisinden sonra birçok alimin okuduğu eserleri üzerine şerh ve haşiye yazdığı bir alimdir. Beyzavi'nin kelam alanında yazdığı Misbahül Ervah ve özellikle Tevaliül Envar adlı eserleri daha sonra birçok alim tarafından şerh edilmiş ve medreselerde okutulmuştur. Beyzavi, Müteahhirin dönemin yaygın entelektüel geleneğine bağlı olarak felsefeyle de ilgilenmiş, İbn Haldun'un belirttiği üzere kelam ve felsefe ilimlerinin meselelerini birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde birleştirmiştir. Onun oldukça ileri derecedeki bu eklektik metodu, daha sonraki kelamcıları özellikle önce İci'yi ardından Cürcani'yi etkilemiştir. Varlık ve metafizik. Beyzavi'ye göre Allah'ın varlığı, kelamcıların yöntemine uygun olarak alemin hadis olması ve filozofların yöntemine uygun olarak alemin mümkün oluşu ve değişime uğraması itibariyle ispat edilebilir. Ancak mahiyeti idrak edilemez. Zatını niteleyen sıfatların mahiyeti bilinemez. Allah'ın sıfatlarını zatından ayrı düşünmek mümkündür ve bu onun birliğine halel getirmez. Razi'nin genel kavramlar incelemesinin izinden yürüyen Beyzavi, nazar ve mantık bahislerinden sonra iki kelam eserini de üç kitap halinde tertip etmiştir. Birinci kitap Mümkünler, ikinci kitap İlahiyat, üçüncü kitap Nübüvvetle ilgilidir. Mümkünler kısmı ise El-Umurül Külliye, Araz ve Cevherler bölümünden oluşur. Beyzavi, El-Umurül Amme kavramı yerine El-Kanun'da İbn Sina'nın ve bilahare Ebheri'nin kullandığı El-Umurül Külliye kavramını tercih eder. Razi'nin etkisini göstermekle birlikte Beyzavi'nin genel kavramları mümkünler başlığı altında ele alması şarihlerin de dikkatini çekmiş bir konudur. Beyzavi, varlığın bedaheti, varlığın müşterekliği,
zorunlu varlıkta, varlıkla mahiyetin ayrı olduğu gibi konularda Razi'yi takip eder. Onun genel kavramların itibari olduğunu belirtmesi de Razi'nin etkisinin açık göstergesidir. Felsefe ve kelamın konuları bakımından birleştirilmesini içeren genel kavramlar konusu da dahil, Beyzavi'nin görüşleri, varlık konusunda Gazzali ve Razi'nin görüşleriyle çok daha fazla uyumludur. Bu nedenle Beyzavi, felsefe ile kelamı konuları bakımından birleşik incelemesine rağmen kelamcıların görüşlerini savunmuş, hatta bazen selefin görüşlerini benimsemiştir. Ayrıca Beyzavi, ilimleri geleneksel felsefi ayrımdan kısmen ayrılarak edebiyat, namüs, vahiy, tabiat, doğa, hendese, geometri, heyet, astronomi, müzik, ahlak ve matematik diye 8 kategoride ele alır.